Merhabalar kıymetli dinleyicilerimiz. Gönül Defterinden programına başlarken sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor. Rabbimizin rahmeti, merhameti, selamı hepimizin üzerine olsun inşallah diyoruz. 0543 593 5994 WhatsApp iletişim numaramız. Diliyor ve dua ediyoruz. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir inşallah. Rabbim iyilikler, huzur, bereketler ihsan eylesin bütün yuvalara ve siz kıymetli dinleyicilerimize. Sözü daha fazla uzatmadan dilerseniz sorularımıza başlayalım. Başlayalım ki konumuz belirginleşsin. Bir durum olduğunda, bir olayla karşılaştığınızda, bir konuya muhatap olduğunuzdaki tavrınız nasıldır? İlk tepkiniz olumlu ve yapıcı mıdır, yoksa olumsuz mudur? Ne dersiniz dostlar? Çoğunlukla hangi tepkiyi gösterir, nasıl bir tavır sergilersiniz olaylar karşısında? Her bir dinleyicimiz farklı farklı cevaplar verecektir diye düşünüyorum. Tabii ki yerine göre, zamana göre, şartlara göre değişiklikler gösterir tavır ve tepkiler. Gösterir göstermesine de şu da bir gerçektir ki dostlar, çoğunlukla her insanın genel bir duruşu vardır. Kişilik özelliğine uygun olarak olumlu veya olumsuz. İlk etapta özelliğine uygun hareket eder kişi. Olayları o yönde değerlendirir. Sakin bir kişi tasavvur edin. Ne kadar sinirlenir veya kızarsa kızsın, çok aşırı bir tepki göstermez. Gösteremez. Çünkü onun tavrı sakindir. Hatta dostlar, bazen merak etmişliğim vardır. Çok sakin kişilikli olan dostumun çok kızgınlığını, kızdığını gösteren tepkilerini ne yapar, nasıl davranır acaba diye merak etmişimdir doğrusu. Sanki hiç kızmayacak gibi duranlar özellikle. Olaylar karşısındaki tavır, bakış açısı deyince emekli bir müezzinin yaşadığı bir hadiseyi kendi dilinden aktaralım dilerseniz dostlar. Bir gün camide namazı beklerken bir beyefendi kızgınlıkla yanıma geldi ve bir hışımla "Hocam bu sakallılardan nedir çektiğimiz? Ne varsa bu hacı amcalarda var." dedi. "Hayırdır, ne oldu, bir sorun mu var?" deyince şöyle dedi. "Hocam, caminin şadırvanında sakallı bir hacı amca musluğu sonuna kadar açmış, yavaş yavaş abdest alıyor, suyu israf ediyor. Bu hacılar yok mu? Hep böyleler. Lafa gelince Müslüman ama Allah'tan korkmuyorlar." Olayı müşahede etmek için beraber aşağı kata indik. Ve musluktan abdest alan hacı amcamızın yanına gittik. Aynen adamın anlattığı gibi yaşlı amcamız sonuna kadar açık bir musluktan yavaş yavaş abdest alıyordu. Amca, musluğu niçin bu kadar açtın diye sorduğumda hacı amca şu cevabı verdi. "Hoca efendi, bu musluk bozuk. Kapatmaya çalıştım, kapanmadı. Ben de su israf olmasın diye diğer musluğu açmadım. Üstüm başım ıslandığı halde bu tazyikli suda abdest almaya çalışıyorum." Bunu duyan adam az önce söylediklerinden çok mu çok
utandı diye tamamlıyor yaşadıklarını Hoca Efendi. Ne dersiniz dostlar? Böylesi örneklerin sayısı hiç de az değildir. Peşin kabul ve ön yargılarımız zaman zaman insanı yanlış sonuçlara götürebiliyor, Allah muhafaza. Hoca Efendi'nin yaşadığı, bizlere aktardığı hatıra, suizanın insanı düşürdüğü durumu çok güzel özetlemekte. Halbuki güzel bakan güzel görür, güzel gören hayatından lezzet alır diye özlü bir sözümüz bile mevcut. Güzel bakmak, iyi niyetli olmak, öncelikle hüsnü niyetle hareket edebilmek doğru tercih olacaktır. Güzel dinimizde iyi niyet beslemeye hüsnü zan denilmektedir. Dinimiz mümin kardeşimize hüsnü zan beslememizi ve onlar hakkında suizandan kaçınmamızı emretmiştir. Bu konuda Allah-u Teala Hucurat Suresi 12. ayette şöyle buyurmaktadır bizlere. Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın çoğu günahtır. Tecessüste bulunmayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurmuştur dostlar. Şu üç şeyi taşıyan Müslümanın kalbinde hıyanet ve kin bulunmaz. Allah için ihlaslı amel, bütün Müslümanlara karşı iyi niyetli ve nasihatçi olma ve fikir ve amelde Müslümanlarla birlik olma. Suizan ve hüsnü zan terimlerini kullandık. Bu terimleri muhtemelen bizi dinleyen dinleyicilerimiz tanımlarını biliyor olsalar bile kısaca bir tanımlayıverecek olursak dostlar. Suizan birinin kötü bir iş yaptığını zannetmektir diyor sözlükler. Kalbe gelen kötü düşünce o haliyle suizan olmaz diyor konunun uzmanları. Kalbin o tarafa kayması suizan olur diye açıklanıyor. Acaba şöyle mi bu olay diye aklından geçirmek suizan olmayacağını, bu iş şöyle olmalı gibi bir tavra dönüştüğünde suizan olduğunu belirtiyor konunun uzmanları dostlar. Bir hadisi şeriflerinde Peygamber Efendimiz suizan etmeyin. Suizan yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayın. Kusurlarını görmeyin. Münakaşa, haset ve düşmanlık etmeyin. Birbirinizi kardeş gibi sevin, çekiştirmeyin. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, yardım eder. Onu kendisinden aşağı görmez buyuruyor Efendimiz. Buhari'den ve Müslim'den bize gelen hadisi şeriflerinde. Dikkat edilirse dostlar, bir Müslümanın nasıl davranması gerektiği çok güzel bir şekilde açıklandı Efendimizin dilinden. Zan ile başkasının kötü olduğunu kabul eden, onun gıybetini eder, ona dil uzatır. Onu kötü, kendisini iyi bilir.
bu da o kişinin zararını olur diye uyarmıştır konunun uzmanları. Bu konuyu ifade sadedinde bir hikaye anlatılır. Muhtemelen pek çok hikayeyi sizler de duymuşsunuzdur. Bir tanesini aktaralım dilerseniz. Hikaye bu ya. Dağ evinde kocası yeni vefat etmiş tek başına yaşayan hamile bir kadın, kendisine arkadaş olsun için dağda yaralı bulduğu bir gelinciği beslemeye başlar. Gelincik iyice alışır. Kadının yanından ayrılmaz olur. Evcil bir hayvan haline gelir. Bir süre sonra kadının çocuğu doğar. Gelincik zarar vermesin diye çok dikkat eder kadıncağız annelik içgüdüsüyle. Bir gün birkaç dakikalığına da olsa evden ayrılmak zorunda kalır kadıncağız. Gelincikle bebek evde yalnız kalmışlardır. Aradan bir süre geçer, anne işini bitirip eve döner. Dönünce ne görsün? Gelincik kapıda ağzı kanlı ve kanları yalanmaktadır. Adeta çılgına döner kadıncağız ve hayvana saldırır bir anlık öfkeyle. Hemen oracıkta öldürüverir. Tam o esnada içeriden bebeğin ağlama sesi duyulur. Anne odaya girer. Odada beşiğin içindeki bebeğin yanında duran parçalanmış bir yılanı görür. Sözün bittiği yer sanki. Ne dersiniz dostlar? Üzüntü, pişmanlık, eyvah ben ne yaptım? Ne dese boş. İş işten geçti. Bir anlık suizanın sonu acı bir şekilde neticelendi. Nedamet işe yaramaz bu sonuç karşısında. Acele etmeden, olayların perde arkasını görmeye çalışarak, itidali elden bırakmadan tepki ve tavır konulması doğru davranış olacaktır inşallah dostlar. Peygamber Efendimizin uyarısını hatırlayıverelim. Ne demişti? Suizan yanlış karar vermeye sebep olur buyurmuştu. Bu uyarı bizler içindir. Nitekim hikayede gördük. Hüsnü zan ise suizanın tersidir. Bir kimseyi iyi zannetmek. Olaylara iyi bir bakış açısıyla bakmak. İyi tarafını görmeye çalışmak, iyi düşünmek, iyiye, güzele yormak, yorumlamak. Yunus Suresi 36. ayette Rabbimiz, "Onların çoğu sadece zanna uyuyor. Oysa zan hiçbir şekilde gerçek ve kesin bilginin yerini tutmaz. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilmektedir." Ne dedi? Oysa zan hiçbir şekilde gerçek ve kesin bilginin yerini tutmaz. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilmektedir buyurulmakta. Hepimiz için bu uyarı yapılmaktadır. Zan kelimesi kesin delile dayanmayan görüş, muhtemel olan kanaat şeklinde tanımlanmıştır. Bu muhtemel kanaati güzel bir açıdan bakmak şeklinde olması, bakan kişinin hüsnü zan sahibi olması, kişinin ahlakının güzelliğindendir denilerek hüsnü zan sahibi olmak övülmüştür dostlar. Buradan
şunu anlıyoruz ki, zan hiçbir şekilde kesin bilginin yerini tutmayacak, ayette belirtildi. O halde sen tavrını olumludan, güzelden, iyi bakıştan yana kullan. Hemen kötüsünü düşünme. Fesatlık yapma. Mutedil ol. Orta yolu tercih et. Burada da insanın kişilik özellikleri devreye giriyor dersek, siz de katılır mısınız bilmiyorum. Yetişme tarzı, ailesi, çevresi, kültürü, bakış açısı değer kazanıyor. Hani bir atasözümüzde olduğu gibi, küpün içinde ne varsa dışarıya o sızar. Konumuz ile ilgili olarak Muhammed Hadimi Hazretleri'nin şu müstesna öğüdü oldukça manidardır dostlar. Bir çocuk gördüğün zaman bunun günahı yoktur, benim günahım vardır. Binaenaleyh bu çocuk benden daha faziletlidir. Bir yaşlı Müslüman gördüğün zaman bu benden daha fazla ibadet eylemiştir. Binaenaleyh benden daha faziletlidir. Bir İslam alimi görünce ben cahilim, bu benden ziyade alimdir, öyleyse benden daha faziletlidir. Bir cahil görünce bu bilmeden günah işler fakat ben bilerek işlerim, öyleyse bu benden eftaldir. Bir kafir görsen olur ki dünyadan iman ile gider, benim imanla gidip gitmeyeceğim ise belli değildir diye düşünmelisin demiş. Öğüt gerçekten de dostlar müstesna ve özel bir öğüt. Kendine karşı nefsini dizginleme, şımartmadan hareket etmeyi sağlayıcı cinsten bir hatırlatma. Karşı tarafa hüsnü zan ile bakma var. Diğer yandan kendinde olabilecek eksiklikleri, hataları nefsine bildirme, dikkat çekme söz konusu. İmam Gazali Hazretlerinin de çok veciz bir sözü var. Der ki dostlar, kötüler herkesi kötü bilirler. İnsanlara suizanda bulunan ve kusur araştıran bir kimseyi gördün mü, bilmiş ol ki bu adam kötü bir insandır. O başkasını kendisi gibi görür. Zira mümin mazeretler arar ve kabul eder. Münafık ise kusur arar durur. Mümin bütün insanlar hakkında kalbi temiz olup, İyilikten başka bir şey düşünmeyen kimsedir. Öyleyse tercih noktası belli dostlar. İyi ve doğru insan olmanın, doğru davranışın, insanlara hüsnü zan ile bakmak, kalbi temiz olmak, iyilik düşünmek, kusur görmemek, kusur araştırmamak ki, zira kusur araştırırsan görürsün, arayan bulur. Çünkü hatasız kul olmaz, şarkı sözünde olduğu gibi. Her birimizde mutlaka pek çok hatalar bulmak mümkündür. Bizler de dostlar sıklıkla hatalar yapabilir olduğumuza göre, bir yanlış yaptığımızda, yanıldığımızda bize nasıl bakılsın istiyorsak, biz de öyle bakmaya çalışalım inşallah.
en sevdiğimiz kişiler yanıldığında nasıl davranıyorsak, nasıl davranılsın istiyorsak, biz de öyle yapmaya, öyle davranmaya çalışalım inşallah. Unutmayalım, ne dedik konu başlığı olarak? Kişi kendisi gibi bilir dedik. Dilerseniz şimdi kısa bir ara verelim. Ezgimizi dinleyelim. Aradan sonra kaldığımız yerden konumuza ve programımıza devam edelim inşallah. Ey dünyaya gelen kişi, tatlı tatlı gülen kişi, gafletteyken ölen kişi, saptırmasın seni şeytan. Bu dünyaya asla kanma, gidişatına aldanma, ateşine sen de yanma. Bu dünyanın sonu bir an. Dilini dünyaya satma, derdine dertleri katma. Gaflet uykusunda yatma, dalaletin sonu bir an. İbret al sen şu dünyada, seyran eyle Süreyya'da. Hayır gelmez bu dünyada, çok sevklerin sonu figan. Ey dünyaya daim dalmış, çevresine korku salmış, hangi insan baki kalmış, zalimlerin sonu hüsran. Fanişeye bel bağlama, dönüp dönüp hem ağlama. Yüreğini sen dağlama, tefekkür et eyle Cevlan. Şu dünyaya nazar eyle, nefsini sen azar eyle. Zikrini de hazar eyle, şevke gelip eyle seyran. Hevesata sen hiç uyma, kendini takvadan soyma. Hiç yoktan ateşe koyma, seni bekler şu kabristan. Ne kadar sen alsan da ün, öleceksin elbet bir gün.
gireceğin yeri düşün. Dar gelmesin sana mekan. Kabir açık bizi bekler, dayanmaz buna yürekler. Kadın çocuk tüm erkekler ölecektir, yoktur güman. Aramızı verip ezgimizi dinledik. Gönül defterinden programı devam ediyor kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün programımızda kişi kendisi gibi bilir konu başlığını tercih ettik. Olaylar karşısındaki tepkilerinizi sorduk programımıza başlarken. Genel duruşunuz nasıldır dedik. Olumlu mu yoksa olumsuz bir tavır mı sergilersiniz diye merak ettik. Muhtemelen sizler de katılırsınız dostlar. Bakış açısı önemli. Kişi hangi bakış açısına sahipse çoğunlukla karşısındaki insanı da o şekilde görme gibi bir özelliğe sahiptir. Bu konuda müthiş bir atasözümüz var. Şimdi aklıma geliverdi. Dervişin fikri neyse zikri de o olur. Demek ki dostlar bu durum yüzyıllardır böyle olmalı ki atasözlerimizde bile kendisine yer bulmuş. Bir misalle açıklayacak olursak dostlar, iki kişinin sokak ortasında konuştuklarını tasavvur edin. Bu iki kişi bir erkek ve bir kadın olsun. Bu konuda onlarca senaryo yazılabilir tabiri yerinde olacaksa. Bakan kişinin fikrine göre söylemi değişir. Saat veya adres soruyor diyebilirsiniz. Akrabalar karşılaşmışlar, sohbet ediyorlar diyebilirsiniz. Randevu veriyorlar buluşmak için denilebilir. Bir konu ile ilgili akıl danışıyorlar denilebilir. Çocukları ile ilgili bir konuyu görüşüyorlar denilebilir. O kadar çok seçenek çıkar ki karşımıza. Nasıl baktığın, nereden baktığın, ne şekilde değerlendirdiğine göre sadece iki kişiye bakarak bile ne kadar çok sonuca ulaşılabiliyor. Varın gerisini siz düşünün. Onlarca zan oluşuveriyor hemen. Hucurat suresi 12. ayette, 1. bölümümüzde de söylemiştik. Rabbimiz, ey iman edenler, zannın birçoğundan sakının, çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir buyuruyor. Zannın birçoğundan sakının uyarısı bizler içindir. Bu yolla yanlışlara çokça düşülmesi söz konusu, Allah muhafaza. Biz işin sadece baktığımız yönünü görürüz. Aslı bambaşka olabilir. Dikkatli ve hassas olunmalı. Bir Allah dostu ne güzel söylemiş. Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun.
kusuru örtmeyi marifet edin kendine, işte o zaman kusursuz olursun. Tekrar edelim mi dostlar? Çok güzel doğrusu. Kusur bulmak için bakma birine. Bulmak için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet edin kendine. İşte o zaman kusursuz olursun. Dersler alınabilecek nitelikte bir söz. Gerçekten dostlar, kusur bulmak istersen bulursun. Halk arasında bir söylem vardır. Mutlaka bilirsiniz. Gözünün üstünde kaşın var denir. Kaşın yeri başka bir yer değildir oysa. Başka yerde olursa anormaldir ama kusur bulacak olursan gözünün üstünde kaşın var dersin. O bile kusur oluverir. Yeter ki kusur bulmak için bak, kusur ara, bulmak zor olmaz. Kusuru örtmeyi marifet edinmek olursa muradım, o zaman işler değişir dostlar. Hatta öyle ki sen de kusursuz olursun dedi Allah dostum. Kusursuz olmak, hatalardan münezzeh olmak mümkün mü? Çok zor. İnsan hata yapan, yanılan, yanlışlara çokça muhatap olabilen bir varlıktır. Kusur görmezsen, sendeki kusurlar da azalır. En azından başkalarının yanlışlarını araştırma kusurun gitmiş olur inşallah. Bu durum kişide hüsnü zan olarak karşılık bulur. İyi niyetli olma, güzel bakma, güzel görme kabiliyeti. Salih bir mümin, İnsanlar ve olaylar hakkında değerlendirmelerde bulunurken, olabildiğince iyi niyetli davranır ve hayra yorar. İyi niyetli ve güzel düşünceli olma, insanın iç güzelliğinin ve hayırhahlığının bir göstergesidir denilerek ifade edilmiştir dostlar. İnsanların iyiliğini isteme, onları iyiliğe ve güzelliğe sevk etme, temelde Müslümanın asli vazifelerindendir. İyi niyetle bakmak, hüsnü zan beslemek, görünmeyeni araştırmadan, yanlışlardan kaçınmak doğru tavır olacaktır. Zira İsra suresi 36. ayette Rabbimiz, bilmediğin şeyin ardına düşme. Doğrusu kulak, göz, kalp, bunların hepsi o şeyden sorumlu olur buyurmaktadır. Güzel bak, güzel gör, ardına düşme, yanlışlara düçar olma. İlla zan besleyeceksen, hüsnü zan besle ki doğru davranmış olasın uyarısını bizler için yapmıştır Rabbimiz. Bir Allah dostu, müminler hakkında hüsnü zan beslemeye gelince, müminlerin kesin bilgi bulunmayan doğru ve yanlış olması muhtemel işleri hakkında hüsnü zan beslemek menduptur. Bilhassa adaletli olduğu aşikar olan bir Müslüman hakkında kötü olduğuna dair suizanda bulunmak haramdır. Salihliğine ve iyiliği hakkında hüsnü zanda bulunmak ise müstehaptır diye açıklamıştır konuyla ilgili görüşlerini. Yine dostlar, hüsnü zannın güzelliği ile ilgili şöyle bir menkıbe var kaynaklarda. İbrahim Ethem bir grup arkadaşıyla birlikteydi. Gündüzleri çalışıp onlara harcardı. Akşamleyin oruçlu olarak bir yerde toplanırlardı ve İbrahim bin Ethem her seferinde işten geç dönerdi.
Arkadaşları bir akşam birbirlerine, gelin bu akşam da iftarı onsuz yapalım. Geldiğinde kendisine yiyecek bir şey kalmadığını görür, bundan sonra zamanında gelmeye çalışır dediler. Kendilerince ona bir ders vermek istediler. İbrahim bin Ethem dönünce arkadaşlarını uyur vaziyette buldu. Kendi kendine, zavallılar herhalde yiyecek bir şey bulamadılar dedi. Ve hemen oradaki undan bir miktar alıp yoğurdu. Fırının ateşini yaktı ve yoğurduğu çöreği fırına attı. Tam dirseklerini toprağa koymuş ateşi üflerken arkadaşları uyandılar. Ve ne yaptığını merakla sordular. Arkadaşlarına kendi kendime bunlar herhalde akşam yemeğini bulamayıp uyudular dedim. Çörek hazırlanana kadar da sizi uyandırmak istemedim dedi. Arkadaşları mahcup bir vaziyette birbirlerine bir bizim yaptığımıza bakın bir de onun yaptığına dediler. Bu menkıbeden de anlaşılıyor ki dostlar, iyi niyetli insanlar fıtratlarının bir gereği olarak her şeyi iyiye yorarlar. Bu onların tabiatındandır. Kötü düşünceli insanlar da her şeyi kötüye yorarlar. Bu da onların tabiatıdır denilmiştir. İyi niyetli insan kalitesini, seviyesini, farkını her yerde gösterir. Girdiği ortama huzur katar, çıktığı ortamdan da huzurla çıkar. Kalbi katılaşmış, içi fesat dolu kimseler ise hüsnü niyet sahiplerinin hallerinden anlamayabilirler. Onların davranışlarına anlam veremeyebilirler. Anlam veremezler diyoruz. Çünkü kişi kendisi gibi bilir. Küpün içinde ne varsa dışına o sızar demiş atalarımız bu durumu ifade sadedinde. Yine hikmet ehli, insanların herkesi kendisi gibi sandıklarını söylerler. Kimi insanların her şeyin arkasında bir pürüz aramaları, kimi insanların da her şeyi iyiye güzelere yoğurmaları bu yüzdendir demişlerdir. İslam alimlerimiz, birbirinden etkileyici anlatımlarla ve çok veciz ifadelerle bu hakikati ifade etmişlerdir. Endülüslü bilge İbni Hazm bu konuda şöyle der. Tabiatı pis olana hikmet kâr etmez. O kendi herkesi kendisi gibi pis tabiatlı zanneder. Öyleyse dostlar, bütün bu söylenenlerden yola çıkılarak kendimize dönüp bakmalıyız. Ben ne yapıyorum? Nasıl bir tavır sergiliyorum? Davranışlarım, düşüncelerim hangi yönde? Eğilimim nasıl şekilleniyor? Gibi bir değerlendirmeye tabi tutmalıyız nefislerimizi. Muhtemelen çok uzun sürmeyecektir. Niyetlerimizin yönünü keşfetmek kendimizi bugüne kadar tanımıyor olsak bile. Birden her şeyi düzeltemeyiz elbette. İnsanız. Yanlışlar yapabiliriz, hatalara düşebiliriz. En azından biz tespit etme, varsa bir yanlışımız düzeltme yolunda çaba harcayalım ki, hassasiyet gösterelim ki, değiştirme yoluna gidebilelim inşallah. Bu durumda da biraz kendimizi başkasının, karşımızdakinin yerine koyabilsek, birkaç dakika düşünsek, pek çok şey değişecektir aslında. Modern tabirle empati kurabilsek, diğer bir tabirle diğer gam olabilsek,
işler çok daha farklı olacaktır mutlaka. Unutmamamız, hatırda bulundurmamız gereken bir başka gerçeği de Rabbimiz Kaf suresi 17-18. ayetlerde şöyle bildiriyor bizlere dostlar. Sağında ve solunda onunla beraber oturan iki alıcı melek, yanında hazır birer gözcü olarak söylediği her sözü zapt eder. Mümin, ağzından çıkan her sözün, her kelimenin, yaptığı her eylemin, sergilediği her tavrın mesuliyetinin farkında olarak hayatına şekil verir. Yanlış yapmanın sorumluluğundan çekinir, hassasiyet gösterir inşallah. Antiparantez belirtmeden geçmeyelim dostlar. Kimsenin kötülüğünden kimseye fayda gelmez. Kimsenin başarısızlığından, zor duruma düşmesinden, fakirliğinden, üzülmesinden, yanlışından, hatasından, üzüntüsünden, kavgasından, olumsuzluğundan hiçbir yarar ulaşmaz karşısındakine. Tersi mümkün. Mutluluk mutluluk katar. Zenginliğin faydası olur. En azından zararı olmaz. Başarı, sevinç, varlık, sağlık mutlaka iyi yönde tesir eder çevresindekilere. Güzellikler paylaşıldıkça artar. İyi niyetli insanlar fıtratlarının bir gereği olarak her şeyi iyiye yorarlar denilmiştir dostlar. Bu onların tabiatıdır. Kötü düşünceli kimseler de her şeyi kötüye yorarlar. Bu da onların tabiatıdır. İyi niyetli insan kalitesini, seviyesini, farkını her yerde gösterir. Rabbim nasip etsin inşallah. İyi niyetle bakmayı, güzel görmeyi, güzel düşünmeyi, çevresine güzellikler ve değerler katmayı nasip etsin cümlemize inşallah dostlar. Kişi kendisi gibi bilir dedik bugün programımızda. Aslında dönelim şöyle bir bakalım içimize. İçimizde ne varsa dışımızda da o görünecektir. Dışımıza da o yansıyacaktır inşallah. Rabbim içimizi güzelliklerle doldursun. Güzel bakmayı, güzel görmeyi nasip etsin cümlemize. Diyelim hepinizi, hepimizi Rabbimizin rahmetine, merhametine, muhabbetine emanet edelim. Allah'a ısmarladık. Sen ellerim,
Asla vazgeçmemelisin çünkü.